Evet Senem Hanım, yani bu söylediğiniz mesele çok tartışıldı. Bir iktisatçı olarak şöyle cevap vereyim. Evet, batıya gittiğinizde kredi kartlarına belki taksit yok ama reel satın alma gücü bu kadar düşük değil. Yani hem göreli olarak ücret seviyelerin daha yüksek, hem de aynı zamanda bence daha önemli mesele ücretin yüksek olup olmaması, yani ne seviyede olması değil. Siz ücretle ne kadar mal ve hizmet alıyorsunuz? Yani mal ve hizmet fiyatları ne durumda? Bir diğer de işte alım gücü ne durumda? Dolayısıyla Türkiye'de bakalım insanlar niye kredi kartı kullanıyor? Kredi kartı kullanımına iki cepheden bakmak lazım. Bir dar gelirli, yoksul gelirli kesim, bir de üst düzey gelir grubu. Dar gelir ve yüksek yoksul kesimin kullanma sebebi aldıkları ücretler yetmiyor. Dolayısıyla yetmediği için ve enflasyon yükselip reel satın alma gücü sürekli düştüğü için mecburen daha fazla kredi kartı kullanmak zorunda. Dolayısıyla da bunu hızlı bir şekilde ödeme gücü olmadığı için taksitlendirerek bu sürece gitmek zorunda kalıyoruz. Mesela şunu çok tartışıyoruz ya, işte biz faizleri %8,5'tan 50'ye getirdik ama hala kredi kartı, bireysel kredi kartı harcamaları güçlü. İki sebeple güçlü. Bir, dar ve yoksul gelirli kesim evet faize duyarlı. Elbette orada bir azalma var ama enflasyon yükseldikçe geliri yetmediği için, ücret artışları da güçlü bir şekilde olmadığı için mecburen daha fazla kredi kartı kullanmak zorunda kalıyor. Üst düzey gelir grubu zaten oldukça zengin, 17 milyon kişi. Bu kesim faize karşı duyarlı olmadığı için, hatta bu kesimin büyük bir kısmı enflasyon karşısında giderek daha fazla gelirini ve servetini artırdığı için bu kesim için çok cazip olmayabiliyor. O açıdan bence burada iktisaden temel tartışma noktası şu: Batı'da evet olmayabilir, çünkü Batı'da reel satın alma gücü hem enflasyon düşük olması hem de ücretlerin yüksek olması sebebiyle oldukça yüksek. Kredi kartına taksite de gerek kalmıyor aslında Senem Hanım. Tabii mesela işte emeklilerin beklentisini bir kez daha az önce ben vurguladım. Hani böyle hala o en düşük emekli maaşının 10 bin liranın 12 bin liraya işte 2 bin liralık bir fark. Hani çözüm mü? Değil. Ama her bir kuruşun bu şartlarda önemi var değil mi Sayın Er Yılmaz? Yani asgari ücret açısından da emekli açısından da mesela bir de o gözle baktığınızda hani o beklentiler sürekli yükseltiliyor. Yani bu uzun süredir yayınlarda konuştuğumuz bir şey. Dolayısıyla bir iktisatçı olarak sizin de yorumunuzu almak isterim. Artık bu mesele şeyi aşmadı mı? Yani enflasyonla mücadele var. Dolayısıyla biz bu maaşları zinhar arttıramayız. Geçen gün Merkez Bankası, özür dilerim, TÜİK Başkanı'nın açıklaması, şirket karlarından bahsetti mesela, enflasyonun etkisinden bahsetti. Yani 10 bin liradan, 17 bin liradan kurtarmak, artık hani kaynak var mı yok mu, sonuçları ne olur diye değerlendirebileceğimiz bir mesele değil ki. Bu şartlarda bu ücretlerle yaşamak mümkün değil ki. Artık bu gözle bakılması gerekmiyor mu her şeye rağmen? Evet Senem Hanım, yani bu konu çok tartışılıyor. Şimdi bir kesim diyor ki ücretler artmasın, ki ekonomi yönetimi de böyle düşünüyor. Ücretler artarsa bu enflasyon yaratıyor. Nasıl yaratıyor? Bir, ücret demek maliyet demek. Maliyet artarsa fiyat artar. İki, ücret demek talep demek. Öne çekilmiş talep demek. Daha fazla talep ederler, yine enflasyon yaratır. Ve üç, biz asgari ücret komisyonunu topladığımız anda fahiş fiyat fırsatçılık başlıyor diyorlar. Bu nedenle ücretleri baskılayalım ki şu enflasyonu düşürebilirim. Şimdi burada birkaç tane soru var. Sorulardan biri şu: gerçek anlamda Türkiye'de enflasyonun ana ve önemli nedenlerinden biri ücretler mi? Şimdi datalara baktığınızda öyle değil. Gerçekten yani TÜİK Başkanı bu açıklamalarını usulen çok doğru bulmuyorum. Kendi yetki alanının dışına çıktığı kanaatindeyim. Dolayısıyla buna rağmen ama söylediği şeyde bir haklılık payı var. Türkiye'de fahiş fiyat fırsatçılık son dönemde enflasyonun en önemli kaynağı. Peki bu fahiş fiyat fırsata karşı yapılabilecek bir şey var mı? Veya yapılabilecek bir şey varsa yapılıyor mu? Hayır. İki, kamuda peki dezenflasyonu süreçte uyumlu davranış kalıbını henüz görebiliyor muyuz? Hayır, henüz göremiyoruz. Bakın elektriğe çok yüklü, tek seferde zam gelebiliyor. Şimdi dolayısıyla velev ki şunu kabul edelim: Türkiye'de gerçekten enflasyonun ana kaynağı ücretler olsa bile herkesin enflasyonla mücadeleye ciddi bir şekilde katlanıyor mu? Veya belirli düzeyde de olsa %70'leri gördüğümüz bir ortamda en azından bir ara kademe formül bulunarak bile ne yapılması gerekir? Ücretlere bir artış yapılması gerekir. Bakın Senem Hanım, hep şu gösteriliyor bazı kesimler tarafından, deniliyor ki Amerika'da da ücretler enflasyonun önemli nedeni, Avrupa'da da önemli nedeni. Sürekli orada Fed ve ECB'nin hep bakın ücretlere vurgu yaptığını görüyorsunuz. Evet, ücretlere vurgu yapıyorlar ama mesela son dönemde gidelim, Avrupa'da enflasyonun ana kaynaklarından ücretlerde sendikalar çok güçlü olduğu için hala yüklü bir şekilde ücret artışları devam ediyor. Yani şöyle bir ortam görmüyorsunuz orada. Enflasyonun ana kaynağı ücretler diye ücretlere artışın yapılmadığı, baskılandığı bir ortam yok. Dolayısıyla şunu yapmak lazım. Bakın dünyanın her yerinde bu böyle. Yani enflasyonla mücadele edilirken
maliye politikasının görevi ince ayar yapmaktır. O da nedir? Zaten enflasyon maliyetine en çok katlanan dar ve yoksul gelirli kesimdir. Enflasyon düşürülürken de en çok acı faturaya katlanması gereken kısım budur. Hiç değilse bu dezavantajlı grubu daha biraz daha dezavantajını azaltacak şekilde evet. ne yapmak lazım? Bir ayarlama yapmak lazım. O açıdan ben şu noktadayım. Yani ücretler Türkiye'de enflasyonun önemli nedeni değildir. Belirli düzeyde etkisi olsa bile bir ara kademe, bir ara formül bulunarak bu kesimlerin rahatlatılması gerektiği kanaatindeyim. Evet. Tabii bu tarz söylemler popülist olarak adlandırılabiliyor. Ama gerçeklikler de var Senem Öyle. Hanım. Onları da unutmamak gerekir. Öyle. Yani mikrofon tuttuğumuz herkes o gerçekliği çok çarpıcı bir şekilde anlatıyor zaten. İşte birazdan da öğretmenleri dinleyeceğiz. Peki sizinle hızla bir piyasalara da bakalım. Çünkü orada dolarda, euroda, işte dolara baktığımda evet şimdi mesela 33 sınırını aşmış durumda. Diğeri 36'yı ya dayandı. Bu hareketliliğin sebebi nedir ve oradaki sürecin nasıl ilerleyeceğini düşünüyorsunuz? Tabii şöyle Senem Hanım, aslında burada çok şu an kontrol dışı bir hareket olmadığını söyleyebiliriz. Hı. Yani TL'de reel değerlenme dediğimiz süreci göreceğiz. Fakat şöyle bir süreç vardı. Yerel seçimlerden sonra bu ne diyelim kısa vadeli carry trade'i destekleme adına kur neredeyse sabit gitti. 32-32,5 arasında gitti. Bayramdan sonra bir miktar daha o genel seçimler sonrası havaya geri dönüldü. Nedir o? TL'de reel değerlenme. Ne demek bu? Evet, kur artacak. Haftalık, günlük ve aylık ama enflasyon kadar artmayacak. Bu ne anlama gelir? TL reel olarak değerlenecek. Şimdi o süreci yaşamaya başladık. Yani o 1-1,5 aylık süredeki sabit halden biraz çıktık. Çıkmak zorundayız. Peki bu istenir bir şey mi? Yani bilerek yapılan bir şey mi? Bir yön itibariyle bilerek, bir yön itibariyle değil. Çünkü şundan dolayı, şimdi bu ara yabancı girişi bir miktar azaldı. Yerel seçim sonrasına göre. 1-2, yerel seçimlerden sonra kurun artmayacağını gören yurt içi vatandaş çok hızlı TL'ye geçti. Onun da momentumu azaldı. Bir miktar piyasanın dinamiği gereği, bir miktar da acaba biz kuru bu kadar carry trade'i cazip hale getirmek için sabit tutarsak, tabii ekonomi yönetimi Merkez Bankası'nın bu konuda bir deklarasyonu yok. Piyasa sadece anlamaya çalışıyor diyelim. Bu deklarasyonun olması veya olmamasının artıları eksileri olabilir. Dolayısıyla TL'de reel değerlenme oyun planı içinde olacak. Ben hiç beklemediğimiz bir gelişme olmadığı sürece buradaki kastım şudur. Bu politikalardan geri dönüş, ki onu da beklemiyorum. Bu politikaların aynen devam edeceğini bekliyorum. Sene sonunda 36-37 TL'ler civarı, belki daha aşağısı da görülebilir. Buradaki ana kilit nokta Eylül-Ekim gibi güçlü bir carry trade daha bekleniyor. Bu carry trade eğer olursa yani 35 ile 37 arası bir kur bizi bekliyor olabilir. Euro TL tarafındaki hareketin sebebi şu. Dün Amerika'nın enflasyonu geldi. Amerikan enflasyonu beklentilerin oldukça altında. Bu dolar endeksini bir miktar baskılayınca euro dolar paritesinde ufak bir hareket yarattı. Bir miktar onun etkisi diyebiliriz aslında. Yani şu an kontrol dışı bir hareket yok kur tarafında. Peki. Bu arada mesela dünkü Mehmet Şimşek açıklamaları arasında en dikkat çekicilerinden biri yüksek gelirli ülkeler arasına gireceğimizi söylemesiydi, hatırlayacaksınız. O da çok konuşuluyor. Az önce Sözcü TV izleyicileri Merve'yi izlemişlerdir. İrem'in programında orada hani teoride kağıt üzerinde evet bu böyle görünebilir ama işin pratiğine baktığımızda alım gücümüz çok düşük olduğu için çok da bir anlamı yok bunun. Biraz onu anlattı. Bu arada mesela Avrupa ülkeleri arasında hani bu kadar maaşları konuşuyoruz. Onun grafiğini de bir ekrana getirelim. Bir maaş ortalamalarına baktık mesela. Ne kadar diye net yıllık kazançlar. Mesela İsviçre'de 85.582 euro, İzlanda'da 53.885 euro, Lüksemburg 49.035 euro, Almanya 38.000 euro, Fransa 21.000, Fransa 31.000. İtalya 24 bin, İspanya 23 bin. Mesela Türkiye'de net yıllık kazanç 8.968 euroymuş. Dolayısıyla hani özellikle bu yüksek gelirli ülkeler arasına çok kısa bir zamanda gireceğiz açıklaması. Yani ekonomide şeye nereden bakılır? Yani kağıt üzerinde istatistikte bazı rakamlar iyiye gidiyor olabilir. Hani mesela enflasyonda nedir? Geçen aya göre biraz daha TÜİK'in yine şeyine göre söylüyorum, hesaplamasına göre evet düşük geliyor. Ama en nihayetinde bizim yaşadığımız başka bir şey. Nasıl bakmak lazım bu rakamlara? Tabii Sena Hanım, aslında dün Sayın Bakan'ın söylemek istediği şey şu. Dünya Bankası'nın bir sınıflaması var. Bu sınıflamayı kişi başına düşen gelire göre yapıyor. Ve ne yapıyor? Üçe ayırıyor. Alt gelirli, orta gelirli ve üst gelirli ülke grubu. Üst gelirli ülke grubu olmanız için yanlış hatırlamıyorsam en son düzenleme kabaca
12.800 civarı. Eğer sizin kişi başına düşen yıllık geliriniz dolar bazında 12.800 üstüne çıkarsa siz üst düzey yüksek gelirli ülke grubuna çıkmış oluyorsunuz. Hatta Türkiye'nin aslında 2004 yılında orta gelire geçti Türkiye, orta üst gelire. 14 yıl en fazla burada kalabilirsiniz. 14 yıl eğer üst gelir grubuna çıkamazsanız, yani 2018'de çıkmamız gerekirdi, orta gelir tuzağına, tuzaktasınız. Yani bir türlü orta gelirden üst gelire çıkamıyorsunuz. Bunu kastediyor. Şimdi burada temel tartışma konusu şu. Kişi başına düşen gelir gerçek anlamda ne kadar bir ülkenin refahını yansıtır? Evet, şunu biliyoruz. Yani normal gayri safi yurtiçi hasıla sıralamasından ziyade kişi başına düşen gelir bir miktar daha sağlıklıdır ama yeterli değildir. Hele ki gelir dağılımında adaletin bozulduğu ülkelerde hiç gerçeği yansıtmayacaktır. Şimdi dolayısıyla velev ki işte 13 bin son açıklanan kişi başı, 13 bin civarında bir kişi başına düşen gelir var. Fakat bu gelir dağılımındaki bozukluk ne kadar gerçek anlamda durumu yansıtıyor. Burada şeye de bakmak lazım. Daha doğru bir iş için sizin sorunuzun cevabı şudur. Satın alma gücü paritesine göre kişi başına düşen gelire bakmak lazım. O da ne demektir? Fiyatları da dikkate alırsınız. Ülkelerde örneğin işte Türkiye'de enflasyon daha yüksek, Almanya'da enflasyon daha düşükse ve aynı kişi başına düşen gelire sahipse, bu Almanya'nın aynı kişi başına düşen gelire sahip olmasına rağmen satın alma gücünün daha güçlü olduğu anlamına gelir. O açıdan mümkün mertebe, tabii satın alma gücü paritesine göre de bir takım teknik sıkıntılar sebebiyle her ne kadar kağıt üzerinde çok sağlıklı olsa da pratikte çok kullanılmıyor. Yani ez cümle maalesef eldeki en iyi veri bu. Kişi başına düşen gelir ama bu tamamen gerçek anlamda tüm insanların gelirinin bu olduğunu yansıtmıyor. Hele ki gelir dağılımı bozuk ülkelerde hiç sağlıklı bir rakam olmuyor. Aslında dünkü kasıt bununla alakalıydı. Peki. Filizer Yılmaz, çok teşekkürler. Sağ olun bu yayına katıldığınız için.